kazanım 38'de devam ediyorum. Şimdi denklemin kökleri x1 ve x2 demiş. Bir tane denklem var. Şimdi buradan x1 artı x2 bulabilirim ben. Kökler toplamı yukarıda x1 artı x2 eşittir. Eksi b bölü a eksi eksi 1 1 bir bölü 1'den 1 bir oldu. Kökler çarpımı c bölü a eksi 3 bölü 1'den eksi 3. Şimdi bunu şurada kullanacağım bak. Kökleri x1 artı x2 ve x2 artı 2. Yani yukarıdakilerin ikişer fazlasıymış kökleri. O zaman buradan bu denklemi bulmak için bu denklemin kökler toplamı ne olacak? x1 artı x2 ile x2 artı 2'nin toplamı. x1 artı e, x2'yi direkt yan yana yazayım. Artı 4. 2 artı 2 de 4 yapar. Yani şimdi x1 artı x2'yi de 1 biliyorum. Kökler toplamı 5 olacak. 1 artı 4. Yani. E kökler çarpımı ne? x1 artı 2 çarpı x2 artı 2. Bu da eşittir. Dağıtıyorum şunu. X1 çarpı X2. X1 çarpı X2. Daha sonra 2 tane X1. 2 tane X2. Yani 2 parantezinde X1 artı X2. Son olarak 2 kere 2 artı 4. Yani bu da eşittir. Kökler çarpımı artı 4. X1 çarpı X2. Bunu eksi 3 buldum. Şu X1 artı X2 1'di zaten. Burası artı 2. Eksi 3 artı 2. Eksi 1 artı 4. Burası da 3 oldu. O zaman benim denklemim x kare Eksi tx eksi 5x artı c artı 3 eşittir 0 oldu. Cevabım a seçeneği oldu. Aynı mantıkla denklemin kökleri x1 x2 demiş. Yukarıdan x1 artı x2'yi bulabiliyorum. c bölü a eksi 3 bölü 1'den eksi 3. Şey eksi b bölü a pardon kökler toplamı eksi b bölü a eksi 3 bölü 1'den eksi 3. Kökler çarpımı c bölü a eksi 5 bölü 1'den eksi 5. Bunu da yazdım. Şimdi burada kökler toplamı 2x1 eksi 3 artı 2x2 eksi 3. Yani direkt topluyorum bunları. 2x1 artı x2 eksi 6. Bu da eşittir. Şimdi x1 artı x2 eksi 3 buldum. 2 çarpı x3. Eksi 6 eksi 6 daha eksi 12 oldu. Dur. Böyle şurayı. Eksi 12 yazdım. Kökler çarpımı ise 2x1 eksi 3 2x2 eksi 3'ü çarpacağım. 2x1 ile 2x2'yi çarpıyorum. Dağıtıyorum. 4 tane x1 çarpı x2. Daha sonra e, eksi 4 x1. Doğru mu? Şurası eksi 3 bu arada. Eksi, e, e, eksi 4 x1. E özür dilerim. Eksi 6 x1. Eksi 6 x2. Eksi 6 parantezinde x1 artı x2. Dur. Yazamadım yine. Eksi 6 parantezinde x1 artı x2. Daha sonra şuraya da çarpıyorum. Eksi 3 çarpı x3 artı 9. Yani şimdi şurası ne yapacak ee, x1 çarpı x2 kaç? Eksi 5. 4 çarpı eksi 5. Şurası eksi 20. x1 artı x2 kaç? Şuraya 3 vermişiz. Eksi 6 çarpı eksi 3 artı 18 artı 9 var. 27 eksi 20'den burası da 7 geldi. Yani x kare eksi tx eksi eksi 12'den artı 12x artı c artı 7 eşittir 0 geldi. Cevabım c seçeneği oldu. Devam ediyorum. Demiş ki kökleri x kare eksi x eksi 3. Denkleminin köklerinin 2'şer katı olan. Şimdi bu denklemin köklerine x1 ve x2 diyelim. Köklerim x1 ve x2 olsun. Bu denklemin köklerinin 2'şer katı olan. Yani bana sorduğu denklemin kökleri 2x1 ve 2x2 olacak. Şimdi buradan x1 artı x2'yi bulabilirim. Eksi b bölü a. Eksi eksi 1 bir bölü 1'den. Yani 1 bir bölü 1'den 1. Bir. X1 çarpı x2. C bölü a. Eksi 3 bölü 1'den. Eksi 3. Tamam mı? Bunu da yazdık. Şimdi şuradan kökler toplamı nedir? 2x1 artı x2. Yani ikişer katı olduğu için kökler toplamının iki katını alacağım. Bana sorduğu denklemin kökler toplamı 2. E kökler çarpımı 2x1 çarpı 2x2 4 katı olacak. Çünkü çarpımda 2 çarpı 2 geliyor. 4x1 x2 yani bu da eksi 12 mi yapıyor? 4 çarpı eksi 3. Bunu bulduk. E denklemin olduğu zaman x kare Eksi tx eksi 2x artı c eksi 12 eşittir 0 oldu. Bakıyorum x kare eksi 2x eksi 12 0. E seçeneğinde var. Cevabım o zaman ne oldu? E oldu. Geçtim diğer soruya. Burada kökleri x1'in karesi x2'nin karesi. Yukarıdaki kökleri x1 ve x2. Şimdi bak. x1 artı x2'yi bulalım be. Kökler toplamı yukarıda. Eksi b bölü a. Eksi 2 bölü 1'den eksi 2. Kökler çarpımı x1 çarpı x2. C bölü A 5 bölü 1'den 5. Şimdi buradaki köklerim x1'in karesi artı x2'nin karesi ya. Yani kökler toplamı x1 kare artı x2'nin karesi. Köklerim x1'in karesi ve x2'nin karesi. Şimdi bunu ben nasıl yazıyordum? x1 artı x2'nin karesi eksi 2 çarpı x1 çarpı x2. Kökler toplamı ve çarpımı cinsinden yazdım. Yani x1 artı x2 kaç? Eksi 2. Eksi 2'nin karesi eksi 2 çarpı x1 çarpı x2 de 5. 4 eksi 10'dan eksi 6 bulduk kökler toplamını. Bunu yazdık. Kökler çarpımı x1'in karesi çarpı x2'nin karesi. Yani bu da çarptığım zaman üstler aynı ya. x1 çarpı x2'nin karesi demek. E 5'in karesi. Bu da 25 yapacak. Denklemim neydi? Benim x kare eksi toplamları eksi, eksi 6dan eksi tx eksi, yani eksi x6'dan eksi artı 6x artı ç artı 25 eşittir 0 oldu. Bakıyorum bu da a seçeneğinde var. Cevabım a oldu. Ve bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>